Mikrofon olmadan konuşacaktım neredeyse. Gerizekalıyım çünkü ben. Merhaba, ben Aydın. Yine bir video ile birlikteyiz. Biliyorum 2 haftadır vize çekmiyorum. Kusura bakmayın. Bir önceki hafta Nordisina zaten video çekmemişti. Aslında bu bir bahane değil. Başka videoda çekebilirim ama çekmedim. Geçen hafta da çok hastaydım. Hatta şu an birazcık sesimden belli oluyor olabilir. Daha yeni geçti yani, burnum tıkanıyordu. O halde zaten video çekemezdim. Sesim leş gibi geliyordu. Şimdi Nordisina'nın paylaştığı son videoya tepki vereceğiz. Eğer bugün enerjim kalırsa, yine boş söz vermek istemiyorum ama bilmiyorum kaç kişi Attack on Titan izliyordur. Son sezonu yayınlandı sanırım. Onun çok üzgünüm, bitecek çünkü son kez izleyebileceğim. Ona tepki çekmeyi planlıyorum. Hemen videoya geçiyorum. Şarkıcılık, dilencilik, hepsi bu telefon için. Evinizdeki son 50 kuruşa bile el koymaya geliyor. Düşmanlar kudurmaya devam edebilir. Elon Musk evinde kıskançlıktan ölüp olur. Nuri Kunti artık bir iPhone sahibi. Ben ne dedim? Ben size ne dedim? Nurdi iPhone almış dedim mi, demedim mi? Bir önceki videoda açın Artık izleyin. kraliçe diyeceksiniz. Ya Bir an öncesi. Yeter! Yeter! aşkım ya, üzülme, ben senin Samsung telefonu da seviyorum. Bazen olur olmadık yerde lü 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 yapsa da gerçek değil Ya sanki. Üzülme bunun için. genelsin. Siz de geçersiniz. Ben artık bıktım. Herkes kafelerde masanın üstüne Elon Musk'ın bantısıymış gibi teknolojik ürünler sokuyor. Anladım. Benim şu köylülüğüme bak. Artık telefonumu masaya koymaya utanıyorum. Hürrem Sultan'ın Süleyman'ı stalkladığı tarihi eser gibi. Nerede bir dalga geçmeye geldi? Nurdi iPhone telefonu olmadığı için tüm sosyal medyada zorbalığa uğruyor. Yine heyleri geldi. Vallahi hanımefendi, ben iPhone aldığımda bana laf ediyordu. Enayi diyordu, o parayla ben tatile giderim, her şeyi yaparım diyordu. Ah, şimdi alsın kendisi. Başım ağrıdı gerçekten. Tüm gün zır 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 sadece konuştu ve hiçbir şey anlatamadık günün sonunda yine. Hepiniz olanları gördünüz. Herkesin telefonuyla dalga geçtiğinden bıktım, usandım. Artık sabah dayanamadım ve biraz patlamış olabilirim. Yemin ederim kendime iPhone alacağım ve bunu kaydedeceğim. O bütün veriler kraliçenin kim olduğunu görecek. Ama... Evet Queen, yapacaksın bunu. Abi havalar niye artık soğumuyor ya? Kafayı yiyeceğim, hala terliyorum odanın içinde. Bir fikrim var. Şimdi sende kaç para var? Yok. 6.000. Meslesi. Bana para lazım. İyi bir fikriniz varsa biraz yardımla bence her şeyi başarabilir. Alo, merhaba tatlım. Ben de Lexi ile konuştum. Para kazanmak için canlı bir konser vereceğim. O bu işlerden anlıyor. Dişin peşi ve bebeğim. Konseri her yerde duyurmaya gidiyoruz. 7 isim sabahı. Beleş konser veriyorum. Bu akşam konser veriyorum. Konserime gelin. Canlı konser var. Herkes duysun. Ya Rabbi, bu güzelliğime bak. Çekmiş. Yani beni bunun için uyandırmış sabahın köründe. Bende panik atak da var, bunu biliyorum. Daha da kötüsü, ben de sunucu oldum. Az önceki parçada kulaklarınızın pasını silindiğine göre Nurdu Gindi şu anda söz Şimdi belediye başkanı Musi Yavuz ilçenin Konseri kaçırdım ama ben ya. Dışarıdaydım. Kaç para Kendime kazanmış? inanamıyorum. Konser mükemmeldi bebeğim. Herkes çekti, deli gibi eğleniyordu. Aman tanrım. Bir sürü abonelik ve bağış aldım.
Kaç kazanmış şimdi? Aa. Çok az. Size de söylemiştim period. Ama bunun yetmeyeceğini de farkındayım. O yüzden yeni bir seytanlık düşünmem gerek. Başta her şey çok iyiydi ama şimdi banka hesabıma bakıp duruyorum. Yani tıkandım. Burada sadece 10.700 var. Bu yeterli değil. Durum Ahmet Kayalaşmaya başladı. Ahmet Kayalaşmaya. Beynimi kullanmak zorunda kalmaktan oldum olası nefret ederim. Tanrı aşkına düşsün Nuri düşsün kızım. Birilerinin sponsor olması lazım. Sonunda insan gibi fikirle gelebildin kanka, şükürler olsun sana. Şerefsiz olasın. Küçükken mahalledeki veletere çamurdan pasta satıyordum. Kürklerin pasta. Çamurdan pasta. Hastayım ama markaların benimle aynı fikirde olduğunu. Peki zannetmiyorum. Bana da tanıştığım biri tanıyabilirler lazım. Hanımefendiliğimin farkında biriler. Çizgi stüdyoya ya. Allah'ım. Çıkar bu cana. Rahat bırak bizi manyak. Bırak. Para verir misin bize ya? Bize. Lütfen yardımınız lazım. Telefon alacağım dedim. Tanıyorum. Markaya gidip demiş ki telefon alacağım da iş bilmiyorum. Öyle mi konuşuyorsun? Oğlum. Büyük rezillik. Bazen hayatta rezil olmaktan kaçamazsınız ve daha az rezil olmayı seçersiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Olumlu. Nefes çok güzel. Sakın olmadığınızı itirmeyin. Eskiden herkesten fakirdim. Şimdi çok zenginim. Detayları görüntüleyip bir arayıp iletiriz. Bu nasıl bir dizi? Telefon konusunda da uygulamamızda tablet hediyesi dağıttığımız bir yarışma var. Onun için şansınızı deneyebilirsiniz. Tablet. Herkesin bildiği masal kahramanlarını yeni bir evrende canlandırın. Hikayenizi yazın ve ödüllerden birine sahip olma şansını elde edin. Hemen hayır deme. Düşünsene, sen deniz kızı Ariel oluyorsun. Hayır. Ben lütfen. Hayır. Bu son şansım. Hikayen çok güzel olacak. Rica edersin. Evet, evet, evet. Hayır. Hayır. Senden nefret ediyorum. Deniz kızı Ariel'in aynısı oldu. Bu güzellik şaka mı? Çizgi stüdyodaki bütün yazarlara haber verin çünkü kabusunuz geliyor. Bir türlü toplayacağım. Çizgi stüdyo okulda milleti hava atmak için uydurduğunuz yalanları hikaye olarak yayınlayıp para kazanabileceğiniz bir platform. Çizgi roman yazabiliyorsunuz. Hikaye yazabiliyorsunuz. Kitap yazabiliyorsunuz. Durum paylaşabiliyorsunuz. Ve bunlardan para kazanıyorsunuz. Elif ve Zafurt. Başka ne istiyorsunuz? Bak şimdi uygulamada bir cüzdan var. Bak şimdi cüzdan deyince oradaki bir fukaranın özü patladı. Fukara. Çizgi stüdyoda 1000 okunma başına 10 lira kazanıyorsunuz. Ve ne? Fakirler, biliyorum ki kendi hikayenizin üstüne bir kere tıklayıp 10 lirayı cebe indireceksiniz. Ticari zeka desen o da yok. Para kazanmaya başlamak için 10.000 okunduktan sonra ayarlar kısmından vitrin başvurusunda bulunuyorsunuz. Bu kabul edilince boom! Yazdığınız ıslak hikayelerden para kazanıyorsunuz. Ayrıca şuradaki yarışma gördünüz mü? 30 Ekim'e kadar sürüyor. Ve ödüller fişek bebeğim. Siz de katılırsanız ikinci olabilirsiniz. Çünkü birinci belli şılık. Sen değilsin Günaz. Benim. Tanrım. Sadede gelirsek tatlım, şimdi size şeytani planımı anlatıyorum. Çizgi roman yazarsanız 1000 görüntülenme başına 15 TL veriyorlar.
Tanrı aşkına bu lanet kanalda 700 bin kişi. Gidip hikayemi okursanız kendime lanet bir zet alabilirim Ethan Pay. Siz çocuklar bir senedir telefonumla alay ediyorsunuz. Bari gidin hikayemi okuyun da 50-200 kuruş geçsin her neyse. Hadi su yarışmanın içinden geçelim. Yarışmaya katılmak için önce çizgi kahramanları etiketini girmek zorundasınız. Katılım şartı. Sonra profil fotoğraf. Bu videodan sonra beni öldürecek. Ariel hayatından hiç mutlu değilmiş, tamam mı? Barış, yüzer gibi yap. Yüzermiş gibi yap. Reziller, hikayeyi bulurken deniz altının ne kadar güzel olduğunu zırvalayıp duruyor. Lütfen gülmeyi bırak kardeşim. Siz onu bir de bana sorun. Burası resmen çöplük gibi. Şimdi hikayede Ariel hayatından hiç memnun olmadığı için kıyıya vurmayı hayal ediyor. Şimdi vur aşkım kıyıya. Sen aşkına dizi vursan aşkım kıyıya. What the? Ariel'in hayali böyle hayalindeki şey İstanbul kıyılarında böyle sahillerde parlak kumlara kıyıya vurmak ve bir prensin onu gelip öpmesi. Ama vurduğu kıyı baktı dereye atılıyor. Demek insanlar sıçtıklarını suratımıza fırlatıyor. Üzerimde bir his var ve gözlerim kapalı. Vurdum mu kıyı? Güneş tepemden vuruyor. Sanırım bayılmış olmalıyım. Derken Ariel baklı derenin başında prensini görüyor. Zilve yap, böyle biraz zilve yap. Arkadan adam çok yakışıklı. Tamam. Yoksa efsaneler doğru mu? Bu benim prensim olmalı. Efsaneye göre gerçek bir insan beni öperse ayaklarıma kavuşacaktım. O yüzden... Merhaba canım. Ayaklarımı... Verir misin bize? Geçen akşam. Arkadan omuzları geniş heybetli bir adam ama sonra arkasını bir dönüyor. Ama. Dışarıdan gördüm. Hayır ya. İçine girdim, estağfurullah tövbe. Adamın 9 cin kavminden tekme yemiş tipi dikkatimi dağıtıyor. Yavaş yavaş üstüne beni öptü. Bizi bildi Ariel adamın tarhana koktuğunu ve fakir olduğunu ama gerçek prensinin olduğunu şuradan anlıyor. Ayaklara sahip oluyor. 42 numara ozeli ayak. 42 numara. Çocuk ayağı lan bu. Bu arada bu hikayeyi gerçekten yarışmayı kazanmak için yazdığım için detayları size anlatmıyorum çünkü... Girl, bu sahizler çok uzun. İsteyen gidip okuyabilir. Bari şimdi Ariel gerçek hayatın onun hiç de istediği gibi olmadığını görüyor. Diyor. Kaynanası buna iş yaptırıyor, tamam mı? Şatado. Ariel kapanmış. Bu kocaman bir şaka olmalı. Benim lanet şato düğünüm nerede? Bu aptal veletler 2-3 parça kuru yemiş için birbirini eziyor. Bu benim düğünüm olamaz. Bu lanet köyde o aptal karıya sürekli hizmet etmekten bıktı. Sen sinirli ol bana. Sinirli ol. Oh. Nasıl da yakışıyor. Geceleri prensim olacak. O fukaranın cebinden 50 lira çorlayıp kendime kontrol atıyor. Bu sayede interneti keşfettim. Yani aslında yanılmamışım. Bu dünyada gerçekten prensesler var. Lüks içinde yaşıyorlar. Ünlülük diyorlar. Benim de ünlü olmam lazım. Bana da... Tıpkı o ünlüler gibi sahne adı lazım. Yine kölelik yaparken... Gözüm bir anda... ...yazıya takıldı. Ama leke çıkarır. Ama sorry.
Bu ne güzel bir isimdi. Bu benim sahne adım olmalıydı. Ama kızımızın kaçması için öncelikle şu moruk kaynanayı imha etmemiz gerekiyor bebeğim. Herkes tarladayken mükemmel bir kaçma fırsatı kovaladım. Arkama bile bakmadan koşuyordum. 42 numara ayaklar bir harikaydı. Dağıt şimdi kendim. Dağıt saçı basın. Böyle. Boğaz kendimde koşuyorum. O sersem erkekler arkamda. Beni buraya kadar nasıl takip edebilirler aklım almıyor. Adamlar şimdi sana silahı çıkardı. Ne yapacaksın? Elini kaldır. Çaresizsin. Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Diye bağırdı arkamdan aptal adam. Gerçek adımı kullanmaya nasıl cüret edersin? Benim adım Ariel. Ümmü Gülsüm değil. Bana uzanmış silahları gördü. Kalbim patates köftesi remixi gibi atıyordu. Patates köftesi, patates köftesi, patates köftesi. Sadece bana elinde silahla buraya kadarmış dedi. Atlamayı sakın düşünme. İki türlü de öleceksin. Tam o anda onlara dönüp dedim ki. Kızıyım. Günler geçti. Hatta geceler. Hayallerimin bu kadar büyük olduğunun farkındayım ama bunun bedelleri bu kadar büyük müydü? Günler değil, bu şehirde çaresiz. Yapayalnız. Acaba dışarıda bir yerlerde hikayemi okuyanlar var mıdır? Onlar da beni anlayın. Çünkü başınıza bir şey geldiğinde mutlaka sırtınızı yaslayacağınız bir desteğiniz vardır. Aileniz, arkadaşınız ya da herhangi bir. Şimdi ise benim hiç kimsem yok. Ta ki ileride çığlık atan bir kancığın sesini duyarak. Kancık. Hayda, kötü yola düşüyor Ariel ya. Alay bir tekirde bunuydu. Size enayi parası mükemmeldir demiştim. Gürültülü konuşuyorlardı, ellerinde para sayıyorlardı. O kızın tuhaf, cırtlak, ince ve sinir bozucu bir sesi vardı. İsmi Nurdi'ydi. Bir B planından bahsetmişti ve bu benim tam da ihtiyacım olan bir şey. Bir B planı. O gün kendilerine Süzme Kaşar Birliği diyen o kadarıyla tanıştığımda hayatımın değişeceğini tahmin edemez. 7 ay sonra. O günden 7 ay sonra. Kötü yola düştü. Gördüm İstanbul'da bir kıyıya. Bilemezdim elden ne gelir. Ben Ümmü Gülsüm. Namı diğer sahne adıyla Ariel. Binlerce insana türkümü anlatıyorum. Hikayemi anlatıyorum. Elimdeki imkanlar, hesabımdaki paralar, gezdiğim yerler. Benim için çığlık atan on binlerce hayran. Ben deniz kızıyım, Nurdi bana dedi ki, insanlar hayallerimizle alay edebilirler. Hatta bazen biz bile kendi hayallerimizle alay etmeliyiz. Hayat böyle daha eğlenceli. Bir şeyin daha iyisini istiyorsak onun peşinden koşup ne yapıp ne edip elde edebilirmişiz. Bu bazen aptal... Duygulandım amına koyayım, ne anlatıyor Nurdi ya. Her şey mümkün. Birbirimize mutlu olmayı öğretebilirmişiz. Çünkü şimdi her şeyde alkol olacak şimdi. En büyük gücümüzmiş. Ben önceden de hikaye yazdım. Ama bu kadar güzelini yazmaya hakkım yoktu.
Kuzey hakikaten benim eski hikayelerim vardı. Onlar ne kadar kazan şey... I'm sorry, Sivem kaydı. Ben eskilerinden ne kadar kazandım? Ne kadar kazandım? Ooo! Ne? Gerisini krediyle halledebilirim. Aramızda hoş geldin iPhone'dan. Bitti mi lan? Ablamız para kazandı yine ya. Helal olsun. Bir ben kazanamadım. Amına koyayım. 20 kişi kaldı bak. Son 20 kişi ya. Abone olun ya. Bir 1000 kişi olalım Allah aşkına ya. 2 kuruş para gelecek. Şu 100 lira gelecek şuradan. Şu an resmen bak. Siz gıcırtı duymayın diye neyin üstünde oturuyorum. Göstermek istiyorum. Tahta sandalyede oturuyorum sizin için. Ses olmasın diye. Diğeri kırılmış gıcırtı yapıyor. Hepsi sizin için. Bu da böyle bir videoydu. Azıcık da ben dileneyim. Nurdi'den öğrendim. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hemen editleyip yayınlamaya çalışacağım. Saat 8'de falan kanalda olur muhtemelen. Bye bye.